Hoş geldiniz. Hem stüdyodakiler hoş geldiniz, hem de sizler ekranlara hoş geldiniz. Şimdi 2022 yeniliklerinden bahsedeceğiz bugün size. Ama yeniliklere geçmeden önce hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeniliklere geçtiğimiz zaman aralarda aşağıda bir Menti şifresi göreceksiniz. Hatta rejiden rica edeyim, şu anda onu verebilirse aşağıya herkesin görebilmesi için. Yenilikleri izlerken oradan çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişte yenilikleri anlattıktan sonra olacak. Evet, şu anda aşağıya geldi kod. Buradan yenilikleri izlerken bir yandan da farklı bir cihazdan çekilişe katılabilirsiniz soruları yanıtlayarak. Hemen bunu unutmadan hatırlatayım yani dedim. Yani Ömüç Bey, iki cihazla mı izlemeleri gerekiyor çekilişlere evet, katılabilmek için? İki cihazla izlenirse fayda var çünkü çekilişe cep telefonundan bakıp bilgisayarından da izlerlerse daha ama rahat ama geçen olur. Sene mesela ofisinde çalışıp ondan sonra servise giderken telefonunda devam edip evde tekrar bilgisayarına geçenler oluyordu. Telefondan izlerken bildiğim kadarıyla eğer yayını arka plana atarsanız yayında böyle bir duraksama olabiliyor. O yüzden ama sonra kaldığımız yerden devam eder mi? Kaldığı yerden devam edebiliyor tabii ki. Tamam. Orada bir sıkıntı yok. Hemen yayından böyle aradan biraz çıkıp geride dönebilirler tabii tek cihazdan izleyenler için diyelim. O zaman 2022 yenilikleriyle artık başlayalım. Şimdi bu sene yenilikleri çok güzel yenilikçi bir cihaz üzerinden, daha doğrusu bir araç üzerinden anlatacağız. Bu gördüğünüz araç, ismi Nemo, bir kişisel denizaltı. Hollandalı bir firma tarafından tasarlanmış. 2021 yılında Red Dot Design ödüllerini almış bu Nemo aracımız. Şu anda sitesine girip bakabilirsiniz. U-Boat Works isimli bir firma. Yani şu anda bu araç sadece bir prototip değil, aynı anda üretilmiş, satılıyor. Tamamen SolidWorks'te modellenmiş, 6032 tane parçadan oluşuyor ve bakalım bu U-Boat Works firması bunu modellerken SolidWorks'ün hangi araçlarından faydalanmışlar, 2022'nin hangi özelliklerinden bakmışlar, onları bir inceleyelim. Yenilikleri iki bölümde inceleyeceğiz. Önce kullanıcı deneyimi adı altında arayüz modelleme, teknik resim ve veri alışverişinden bahsedeceğiz. İkinci bölümde de performans yeniliklerine geçeceğiz. Öncelikle şöyle arayüzde ne gibi şeyler değişmiş bir bundan bahsedelim. Şimdi gördüğünüz gibi Nemo aracımız burada SolidWorks'te açılmış durumda. Bunun içerisinde suyun altında hareket etmesini sağlayan 4 tane pervane var. Ancak bu 4 tane pervaneden sadece bir tanesi koyulmuş. Diğerlerini de beraber ekleyelim. Şimdi komutlara erişmek için S tuşuna bastım ve karşıma hızlı komut menüm çıktı. Bu bayağıdır SolidWorks'ün içerisinde var. Ve amacı ne bu menünün? Hemen bir hatırlatalım. Fareyle yukarıda komutlar arasında dolanmayıp direkt buradan hızlıca komutlara girebilmeniz. 2022 yılında buranın içerisine ayrıyeten bir de komut arama ekranı eklendi. İlker Bey, ben şöyle bir şey fark ettim bu sırada. Yani eskiden bunu böyle çok fazla kullanmıyordum ben de. Devamlı ya yani ben eski tip böyle yukarıdan komutlara tıklayarak gidiyordum ama komutların sayısı arttıkça herhalde Google'ın da bize verdiği bu alışkanlıktan dolayı ben de artık komutları arayarak bulmaya başladım. O yüzden benim bu yenilik çok hoşuma gitti açıkçası. Yani aslında bakarsan benim en favori yeniliklerimden biri. Çünkü artık hiçbir komutun yerini bilmek istemiyorum. Özellikle bazen İngilizce kullanılan arayüze geçiyorum, bazen Türkçe'ye geçiyorum. Ya da bazen versiyonlarda bir sürü şeyler değişiyor. Ona göre bazı yenilikler oluyor. Neredeydi bu komut bulmakta zorlanıyorum. Ama bu komutun aynı zamanda çok güzel bir detayını daha fark ettim. O search'le sana komutu bulduktan sonra yanındaki göze bastığın zaman da yeni yerini sana gösteriyor. Evet, evet. Normalde bu sırada komut arama sağ üstte zaten vardı menünün içerisinde. 2022 ile beraber S tuşunun içerisine de geldi. Şimdi koordinat sistemi komutumuza girdik. Geleneksel koordinat sistemi oluşturma nasıldır? Sol tarafta X, Y ve Z eksenlerini seçmeniz gerekir. 2022 yılında buraya yeni bir özellik daha eklendi. Nümerik olarak koordinat sisteminin pozisyonunu ve açısını girebiliyorsunuz. Şimdi bu neden önemli? Bu kimin işine yarar? Bildiğiniz gibi araç tasarımı yapanlar bilirler. Araç tasarımlarında önce büyük bir eskiz yapılır. O eskizin üzerinde her komponentin uzay içerisinde nerede durması gerektiği, hangi pozisyonda durması gerektiği bellidir. Ve montajı yaparken de bildiğiniz klasik montaj ilişkileri vermezler. Direkt komponenti ilgili pozisyona alarak montajlarını tamamlarlar. Dolayısıyla bu mantıkla montaj yapan kişilerin işini kolaylaştıracak güzel bir yenilik. Koordinat sistemini biraz ekranda farklı da görüyorsunuz. Çünkü arayüzü de
biraz değişti. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi oradaki pervane koordinat sistemi üzerine ilişkilendirmek için ne yapacağım? Orijinini seçmem lazım. Yeni bir kısa yolumuz var. Klavyeden Q tuşuna bastığınız zaman referans geometri, yani düzlem, eksen ya da koordinat sistemi gibi referans geometrileri gizleyip gösteriyor. Modelleme yaparken referans geometriler sıkça kullandığımız unsurlar ama ekranda birazcık kalabalık yaratabiliyorlar. İşte bu Q tuşu ve ekrandaki kalabalığı almasını sağlıyor. Montajımızı hemen tamamlayalım. Modelin içerisindeki merkez noktasını seçtim, yani orijini seçtim ve koordinat sistemin üzerine oturdum. Şimdi bu koordinat sistemi eski bildiğimiz koordinat sistemi değil demiştik. Çünkü yeni koordinat sistemi artık üzerinde 3 tane hazır düzlemle beraber geliyor. Bu düzlemlerle ne yapabiliriz? Bu düzlemlere tıklayıp orada bir çizim açabiliriz. Orada bir kesit alabiliriz. Sonuçta orası bir düzlem. Yani bir düzlemle yapılabilecek her türlü işlemi yapabiliriz. Yani artık koordinat sistemi yalnız başına bir koordinat sistemi değil, aynı zamanda 3 tane de düzlemden oluşan bir menü diyebiliriz. Şimdi burada montajımızı tamamlayalım. 2 tane modelimizi yaptık. Karşı tarafa aynalayacağız. Aynalamak için yine buradaki aramayı kullanıyorum. İlker Bey'in bahsettiği gibi artı tuşuna bastım. Kısa yol menüsüne ekledim. Ve Q tuşuna basarak düzlemi gösterdim. Ve parçalarımı hızlı bir şekilde aynaladım. Ekranım tertemiz tekrar Q'ya bastığım zaman. Şimdi buradan bir ayarlar menüsüne girmek istiyorum. SolidWorks ilk çıktığı yıldan beri çok güzel bir yardım menüsüne sahip. Yardım menüsüne girdiğiniz zaman bulamayacağınız bir cevap yok gibi. 2022'de bunu biraz daha genişlettiler. Artık ayarlarda böyle küçük baloncuklar var. Bu baloncukların üzerine fareyle geldiğiniz zaman size o ayarın ne işe yaradığını da söylüyor. Dolayısıyla yardım menüsüne girmenize gerek kalmıyor. Ama burada size bir teknik destek ipucu vermek istiyorum. Çok önemli bir konu. Bizim bir problemi var dendiği zaman ilk baktığımız yerlerden birisi ayarlar menüsünün içerisindeki dismissed messages, yani bir daha gösterme dediğiniz mesajlar. Şimdi bunlar nedir? SolidWorks'te çalışırken bir hata aldınız. Aldığınız hatanın altında da bir daha gösterme diyor. Tıkladınız o bir daha göstermeyi. Ama biliyor musunuz? SolidWorks burada sizi çok güzel dinliyor ve hakikaten o hatayı bir daha size göstermiyor. Peki bu nasıl bir probleme yol açıyor? Bir daha o hatayı aldığınız zaman SolidWorks size o hatayı göstermiyor ama modelinizde aslında o hata gerçekleşiyor. İşte o mesajların hepsi buradaki menüye düşüyor. O yüzden bu menü gerçekten çok önemli. Teknik destekte ilk baktığımız yerlerden biridir. Bir problemi araştırırken hemen buraya gireriz. Oradaki tiklerin hepsini tıklayıp bunların hepsini bir daha göster deriz. O yüzden bu kısmı tekrar önemli bahsetmek istedim. Burada da 2022'de mesajın tamamını görebileceğiniz ve açıklamasını görebileceğiniz bir pop-up çıkıyor. Genel olarak 2022'deki arayüz yeniliklerimizi böyle tamamlayabiliriz. İlker Bey, burada sizin en favori beğendiğiniz hangisi oldu? Yani aslına bakarsan ben de sana soracaktım. Benim çünkü fikrim böyle gitti geldi. Mesela koordinat sistemini koyup bu koordinat sistemine direkt bir montaj parçasını tak diye atma diye fikri 10 senedir söylüyorum. Neden söylüyorum? Özellikle böyle otomobil dizaynı yapan ya da savunma sanayinde çalışan firmalarda genellikle yan sanayiyle birlikte çalıştığınız zaman her parçanın bir koordinatı olur. Ve o yüzden de orada parçalar birbirine göre referansı değil, direkt uzaydaki belli bir koordinat eksenine göre olur. İşte bu SolidWorks'te tam öyle yapılamıyordu ve şimdi 2022 versiyonuyla birlikte bu yapılabiliyor. Ve hatta bunun bir avantajı daha var. Koordinatını bildiğiniz bir obje için o zaman eşleştirme ilişkileri de kullanmıyorsunuz. Yani mate kullanmıyorsunuz. Bu da montaj performansı açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bir de bunun üstüne Q tuşu çok hoşuma gitti. Çünkü bir yandan bazen düzlemleri görmek istiyorum, merkez noktalarını görmek istiyorum ama onların hepsi de görüldüğü zaman böyle biraz ekran karışıklığı neden oluyor. Bir tuşla bunları canım istediği zaman açabiliyor olmam, canım istediği zaman kapatabiliyor olmam bence müthiş bir şey. Yani SolidWorks'ün hala 2022'de 25 sene sonra kullanıcı deneyimini arttırmak için böyle ince detayları bulabilmesi ben başka bir yazılımda bugüne kadar gördüğüm bir şey değil. O yüzden hani Q tuşu bile diyebilirim ama search de ayrıca güzel. Çünkü search'te de sürekli mouse'u yukarı götürüp orada search etmek yerine mouse'un direkt imleç ucunda aradığım komutu yazabilmek, yani şu hareketten beni kurtarmak, yani ileride beni fıtık olmaktan bile kurtarabilir. Yani o kadar çok yaptığımız bir şey çünkü. Küçük. Bence ben kararsız kaldım. Sana göre karar vereceğim. Diğer yeniliklere de bir bakalım o zaman. Yani ben hepsi çocuğumuz gibi tabii şimdi burada. Ben de açıkçası çok karar veremiyorum aralarında. Ama bunlara bakarsak gerçekten koordinat sistemi de benim çok hoşuma giden ve kullanım alanı, farklı kullanım alanları keşfedebileceğimiz komutlardan bir tanesi dediğiniz gibi.
Evet, o zaman 2022'de çok daha az yorulacağız ve SolidWorks hala sizin bu işi daha da kolay kullanmanız için, daha da kolay kullanabilmeniz için özellikler getirmeye devam ediyor diye özetleyeyim. O zaman hızlıca bakalım modellemede ne yenilikler getirmiş, bunlara da bakalım. Şimdi son birkaç yıldır bu mesh modelle ilgili çalışmayla ilgili yenilikler geliyor. Şimdi burada da U-Bot'un gösterge panelini görüyoruz. Nemo'nun gösterge panelini görüyoruz. Burada 3 tane küresel vana var. Fakat böyle modellemeleri çok da başarılı değil. Yani U-Bot gibi lüks bir ürünün üzerinde çok basit kalıyorlar. Şimdi bu modelin detayına baktığımız zaman bunların aslında mesh gövde olduğunu görüyorum. Yani bunlar STL-vari bir nokta bulutu formatından bu modelin içerisine gelmişler. Nokta bulutu üzerinde çalışmada son yıllarda hep yenilikler geldi. 2022 ile birlikte artık hiçbir Boolean operasyon yapmadan çalışabiliyorum. Boolean operasyon ne demek? Eskiden burada gördüğünüz kesme ya da radyus atma gibi işlemler için oradaki yüzleri önce katı gövdeye tanıtmam gerekiyordu. Ya da orada bir tane katıyla bir şey çizip onu mesh gövdeye çevirip ondan sonra o mesh gövdeyi bu mesh gövdeden çıkarmam veya eklemem gerekiyordu. 2022 ile buna gerek kalmadı. Artık mesh body üzerinde, mesh gövde üzerinde direkt çalışabiliyoruz. Şimdi burada bir kanal açalım. 2022'deki Hall Wizard delik sihirbazı içerisindeki kanal komutuna merkezler arasını belirterek bir ölçü girme seçeneği geldi. Artı bu kanalı açarken sağ tarafa çektiğimiz zaman bir oryantasyon da var. Tap tuşuna basarak da bu oryantasyonu dikey ya da yatay olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu da komutun kullanımı açısından güzelliklerden biri. Şimdi kalıpçıların belki hoşuna gidecek bir yenilikten bahsedelim. Bu modelde iki tarafa doğru bir açı vermek istiyorum, draft vermek istiyorum. Bunun için ortasına bir tane ayrım çizgisi yaptım. Şimdi bu iki yönlü draftı nasıl verebilirim? Önce bir tarafa vereceğim, sonra diğer tarafına vereceğim. İki komut demek. 2022 ile beraber sol tarafta görebileceğiniz gibi artık tek bir draft komutu içerisinde her iki yana doğru da draft verebiliyoruz. Bu da kalıfçıların hoşuna gidecek yeniliklerden bir tanesi diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi buradan devam edelim. Kontrol panelindeki modellerimizin bir tanesi silindirik bir parça. Silindirik bir yüzey üzerinde, silindirik bir yapı üzerinde kesit almak istediğim zaman o kesiti düzlemlerle alabilmek çok kolay değil. 2022'de bu yüzden eksen seçerek kesit alma seçeneği geldi. Bakın buradaki silindirimizin üzerine tıkladığımız zaman otomatik onun orta eksenini seçiyor ve buradaki kesiti rahatlıkla alabiliyoruz. Eskiden bunu yapmak için biraz uğraşmak gerekiyordu ama artık tek bir tıkla bunu yapabilir hale geldik ki bu kesitleri görsel amaçlı da kullanabiliriz biliyorsunuz. Burada da gayet işimizi kolaylaştırmış durumda. Görsel amaçlı demişken hemen şu vidalardan da bahsedelim. Şimdi geçtiğimiz yıllarda SolidWorks'e bir vida açma yani 3 boyutlu vida açma yeniliği gelmişti. Bu ne işe yarıyordu? Özellikle 3 boyutlu prototipleme kullanıyorsanız gerçekten vida hatvesini orada görmeye yarıyordu. Ama 3 boyutlu prototipleme kullanmayacaksanız sadece bir görsel katıyor. Biz de genelde kozmetik dış açma yerine, kozmetik görsel yerine onu tercih ediyorduk. Ama bu sefer de ne oluyordu? Performans düşüyordu, montaj performansı. 2022'de bu diş açma yerine yeni bir komutumuz geldi, saplama sihirbazı. Saplama sihirbazı ne yapıyor? Buradaki silindirin üzerine bir diş görünümü atıyor ama burada da bir kozmetik görünüm var aslında. Kozmetik görünüm eskisine göre çok daha gerçekçi olduğu için görsel olarak da bizi tatmin edebilecek bir görünüm. Artı bu komutun içerisinde kanal açabilme yeteneği de var, ekstrüzyon yapabilme yeteneği de var. Dolayısıyla eskiden 3 komutta yaptığım işte silindiri çiz, üzerine kozmetik diş aç, altına da kanal aç, artık tek bir komut içerisinde bir kereye yapabiliyorum. Şimdi buradan SolidWorks'ün içerisindeki çok önemli bir alana geleceğim. O önemli alanımız da özel özellikler. Biliyorsunuz modelle ilgili bütün meta bilgilerini yani metinsel bilgileri girdiğimiz bir yer. Bu metinsel bilgiler niye önemli? Malzeme listesi için önemli, ERP aktarım için önemli, PDM için önemli. Konfigürasyon bazlı özel özellikler de yıllardan beri yapabildiğimiz bir şeydi. 2022'de buradaki yapıyı biraz daha kolaylaştırdılar. Nasıl kolaylaştırdılar? Eskiden her bir konfigürasyon içine girip o özelliği eklememiz gerekirken artık bakın burada ufak bir menü var. Bu menü içerisinden bu özelliği sadece bu konfigürasyona ekle, bu özelliği bütün konfigürasyonlara ekle gibi seçimler yapabiliyoruz. Şimdi bu ekran bizim konfigürasyonlara göre özel özellikleri gördüğümüz bir bölüm. Artı bir de ikinci bölümümüz var. Bu da özel özelliğe göre bütün konfigürasyonları gördüğümüz bölüm. Yani numara özel özelliği hangi konfigürasyonda kaçmış gibi buradan hızlı bir şekilde görüp onların arasında da değişiklik yapabiliyoruz.
Evet İlker Bey, burada modelleme yeniliklerinin ilk bölümüydü. Bundan sonra biraz da profil ve sacdan da bahsedeceğiz. Burada sizin favoriniz hangisidir? Yani aslında ben şunu görüyorum. Birçok firmamızda yavaş yavaş işte imalat atölyelerine ekranlar koyalım. Ekranlardan çalışanlarımız ürünlerimizi daha rahat görsün. İşte montajlarını daha rahat anlayabilsinler gibi talepler geliyor. Haliyle teknik resim kağıtlarının aşağıda dolaşmasının yanında, o bir şekilde dolaşıyor yine ama herkes konforu arttırmak istiyor. O yüzden de dişlinin üç boyutlu olmasa bile çok daha gerçekçi bir, yani montaj performansını etkilemeden orada olmasının, yani görselliğin giderek daha gerçekçi olmasının burada çok katkı yaptığını düşünüyorum. Evet, kesinlikle. O yüzden ben en çok bu dişli işine ve aynı zamanda bir komutun içerisinde dişliyle ilgili, kanal açma ile ilgili bütün bu detayları getirmelerini bu en çok onu beğendim diyebilirim. Ama sen ne diyorsun? Ben de eski bir PDM'ci olduğum için biraz konfigürasyon özelliklerinin içerisine gelen yeniliği beğendim. O da biraz herhalde o metadatalarla çok fazla uğraşmamdan kaynaklanıyor. Çünkü orada da anladığım kadarıyla her konfigürasyona rahat rahat farklı evet. farklı özellikler koymuş oluyoruz. Mesela burada benim için önemli olan kısım ne? Ne diyoruz? 2022 ile birlikte artık datayı nasıl çizdiğiniz değil, bu dataları nasıl yönettiğiniz çok önemli. O yüzden dönüp kendimize şunu sormamız gerekiyor. Hele ki birçok firma bu yüzden dolayı PDM yazılımı yatırımları yapıyor. Siz bu PDM yazılımı yatırımları yaparken datalarınızın içerisine bunların açıklamalarını, kodlarını, birçok bilgisini fiyat dahil girmeniz gerekecek. Bütün bunları girdiğiniz zaman da ne olmuş olacak? PDM bunları okuyabilecek. İşte bu yüzden dolayı kesinlikle ve kesinlikle özellikler dediğimiz bu bölümlerin konfigürasyonlar içinde kolaylıkla girilebiliyor olması, dediğin gibi PDM'e geçmeyi düşünen, datasını yönetmeyi düşünen insanlar için önemli. Hızlıca o zaman devam edelim. Şimdi buradan SAJ ve Weldmood dediğimiz profillerle ilgili yeniliklere geçeceğiz. Şimdi profiller yapısı geçtiğimiz senelerde yapı sistemi diye yeni bir komutla renklenmişti. Bu yapı sistemi komutu geleneksel profil modellemesinden biraz daha farklı olarak hani bir eskizi koyup üzerinde birincil ve ikincil elemanlar oluşturarak modellediğimiz bir yapıydı. Normal Weldmood'a göre de gayet hızlı oluyor. 2022 ile beraber bu yapı sistemi komutu içerisinde bazı geliştirmeler oldu. Bunlar da nedir? Buradaki gördüğünüz gibi dikme var. Ona 3 tane destek atmak istiyorum. Bu destekleri eskiden 3 ayrı komutta atmam gerekirken artık tek bir komut içerisinde bu 3 desteği de atabiliyorum. 3 ayrı komuta gerek yok. Ayrıyeten bunlarla ilgili bir trim işlemi yapacaksam, yani uçlarını oradaki profile göre keseceksem bunu da tek komut içerisinde gerçekleştirebiliyorum. Yapı sisteminin içerisinde bir de çok güzel bir yeni bağlantı elemanları menüsü eklendi. Bu bağlantı elemanları menüsü biraz cıvatalı bağlantı elemanları gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece cıvatalı bağlantı elemanı değil, kaynaklı elemanları da bu kütüphanenin içerisine koyabiliriz. Çünkü bu kütüphane özelleştirilebilir bir kütüphane ve içerisindeki modellerin de istediğiniz gibi ölçülerini önceden tanımladığınız ölçüleriyle oynayabiliyorsunuz. Ama en güzel özelliği, şimdi bakın burada bir L bracket koyuyorum oradaki profillerin arasına. Bu L bracket'i koyduğum zaman onun deliklerinin de arka tarafa açılması lazım. Bu bağlantı sihirbazı otomatik olarak o deliklerin arka plana açılmasını da sağlıyor. Dolayısıyla sizi ekstra delik delme gibi işlemlerden aslında kurtarıyor diyebiliriz. Buradan hemen modelimizi tamamlayalım. Modelimizin üzerinde bir de end cap dediğimiz kenar kapatmaları yaptık. Burada da bir mirror işlemi yapacağım. Mirror işlemi yani aynalama işlemi yapacağım ama İki tane aynalama işlemini aynı anda yapmak istiyorum. 2022 buna da izin veriyor. Eskiden böyle bir işlemi yapmak için ne yapacaktım? Önce bir tarafa aynaladım, sonra öteki düzlemi seçeceğim, bir daha aynalama komutuna gireceğim. Artık iki komut yerine tök komutla aynalama işlemini de başarılı bir şekilde, hızlı bir şekilde daha doğrusu sürdürebiliyoruz. Bunlar da hep kullanıcının aslında bir nevi hızlanmasını sağlayan özellikler. Şimdi saç parçalardan da kısaca bahsedelim. Şimdi burada bir büküm üzerinde bir kenar flanşı ekliyorum. Bu kenar flanşının eskiden boyunu ayarlayamıyorduk. O boyu ayarlamak için burada gördüğünüz gibi araya çentikler koyma, kesmeler yapmak zorundaydık. 2022'de bu limitasyon da ortadan kalktı. Ve yine eski limitasyonlardan bir tanesi büküm üzerinde markalama gibi bir
işlem yapmak istediğiniz zaman böyle bir yazıyı o büküm üzerine yansıtamıyorduk. Yani kesebiliyorduk, kesme vardı ama ben sadece markalayacağım. Dolayısıyla sacın bir tarafına çıksın, bir tarafına çıkmasın dediğiniz zaman bu işlemi yapamıyorduk. 2022'de artık bu limitasyon da ortadan kalktı. Markalamalarınızı bunun gibi bükümlü yüzeyler üzerine yapabilirsiniz ve tabii ki bunun açılımını alabilir ve o açılımı da gerektiği yerlerde teknik resme de verebilirsiniz. Burada açıkçası bu markalama zaten birçok kullanıcının uzun zamandır beklediği yeniliklerden bir tanesiydi. O yüzden benim en favori yeniliklerimden bir tanesi sanırım o oldu. Sence hangisi? İlk sen söyle şimdi. Yani ben işte o yüzden markalamayı, yani bu son anlattığım büküm üzerine markalama hoşuma gitti. Yani ben mesela şeyden daha çok etkilendim. Çünkü sonuçta bazen basit şeylerle bütün günümüzü geçiriyoruz. Evet, kesinlikle. O yüzden otomasyon anlamında şimdi düşünüyorum, kütüphaneye giriyorsun, kütüphaneden istediğin o profillerde yapmış olduğun modelin üzerine istediğin parçayı getiriyorsun. O parçayı montaj olacağı yere bıraktığın zaman sistem sana gidiyor, otomatikman bütün deliklerini tak diye deliyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bana sorarsan bu işin en güzel tarafı o. İstediğin kadar kütüphaneye eleman koyabiliyorsun ve bu elemanların profil üzerindeki deliklerini sistem kendisi senin için deliyor. Yani sürükle bırak, deliklerine kadar delinsin, teknik resimlerde otomatik çıksın. O yüzden birçok kullanıcı da görmüyorum. Bu profil, yani weldment dediğimiz bölümü daha detaylı kullanmanın yollarını arayın. İnanılmaz gelişmiş durumda. Parça listeleri ne kadar çok güzel alabiliyoruz. Parça listelerini, montaj listelerini bir arada birleştirebiliyoruz. O yüzden bence herkes dönsün, şu profil tasarım weldment modülünü ne kadar iyi kullanıyorum bir baksın. Hatta online eğitim de var, öyle değil mi? Var evet, mı? Yeniliklerin arasında var, online eğitimde var. Evet, o zaman buradan teknik resim yenilikleriyle devam edelim. Şimdi teknik resmin içerisinde önceki yıllarda bir detaylandırma modu gelmişti. Bu detaylandırma modu ne yapıyor? Önce bir hatırlatalım. Bir kere teknik resmi hızlı bir şekilde açmanızı sağlıyor. Teknik resmi hızlı bir şekilde açıp üzerinde temel işlevleri yapmanızı sağlıyor. Amacı büyük montajların teknik resmini saniyeler içinde açıp ufak güncellemeleri yapmak. Yani bu ufak güncellemeler ne olabilir? İşte örneğin unuttuğunuz bir not vardır, o notu ekleyebilirsiniz. Var olan bir notu değiştirebilirsiniz. Ya da balonlama balonlamalarla ilgili yapmanız gereken bir ayarlama vardır. Unuttuğunuz bir balon vardır, o balonu koyabilirsiniz. Veya bir ölçü ekleyebilirsiniz. Hatta ölçünün toleransını değiştirebilirsiniz. Bütün bunları yapabiliyorduk. 2022 ile beraber bir de buraya delik tablosu desteği geldi. Delik tablosu yıllardan beri SolidWorks'te var. Yani model üzerindeki delikleri X ve Y koordinatlarıyla görebildiğiniz imalatın işini kolaylaştıracak bir delik tablosu veriyor. 2022'de bunu artık detaylandırma modunun içerisinde de rahatça alabiliyoruz. Detaylandırma moduna gelen bir diğer yenilik de standart görünümlerin desteklemesi. Eskiden standart görünümleri ekleyemiyorduk, yani sıfırdan bir görünüm ekleyemiyorduk. Artık bu görünümleri de ekleyebiliyoruz. Bunun istediğimiz gibi PDF çıktısını alıyoruz veya yazıcıya gönderebiliyoruz. Radius komutuyla, daha doğrusu silindirik çevre ölçülendirmeleriyle uğraşanlar bilirler. Silindirik ölçülerde işte çap ya da radius arasında geçiş yapmak gerekir. Bunu eskiden soldaki menülerden yapabiliyorduk. Artık çok daha pratik hale getirdiler. Hızlı bir şekilde bu pop-up penceresinden arada geçiş yapabilirsiniz. Ama yani genelde silindirik ölçülerle çalışanlar şimdiki yeniliği daha çok sevecekler. Çünkü bunun gibi parçalarda genelde bize şu soruluyordu. Ya ben buraya bir ölçü oku istiyorum ama ölçü okunun tam böyle çap olmasın. Çap göstersin ama yarısı da gözükmesin. Modeli kapatıyor. Ya da farklı şeyler, notlar alacağım, onları alamıyorum derlerdi. Bunun için her bir ölçü için teker teker uğraşırken artık SolidWorks'te simetrik lineer çap ölçüsü diye gelen yeni ölçülendirme stili sayesinde bu gibi ölçülerimizi de tek bir komut içerisinde gayet güzel bir şekilde verebiliyoruz. Şimdi buradan çoklu gövdelerle çalışmayla ilgili küçük bir yenilikten bahsedeceğim. Parça içerisinde çoklu gövdelerle çalışabilmek yıllardır kullandığımız bir mantık. Profillerde bu şekilde çalışıyoruz, kaynakhane montajlarında bu şekilde çalışıyoruz. Bakın burada da 3 tane parçamız var. 3'ü de aslında kendi içinde çoklu gövde içeriyor. Peki biz bu gövdeleri
ana malzeme listesine aldığımız zaman ne olacak? İşte asıl soru bu. Çünkü kesim listesini ayrı bir liste olarak verebiliyorum da ben ana malzeme listesi içerisinde bunları ayrı bir komponent olarak görmek istiyorum. Sanki ana montajın bir parçasıymış gibi görmek istiyorum dediğim zaman eskiden tam bir cevabı yoktu. Tabii ki malzeme listesinin içerisine girintili modda ekleyebiliyorduk ama bunları üst tarafa doğru patlatamıyorduk. Ne demek istediğimi birazdan çok iyi anlayacaksınız. 2022 ile beraber eklenen yeni özellikler sayesinde hem kesim listesini bütün malzeme listesi modlarında görebiliyorum, üst seviye parçalar ya da girintili modda. Hem de bunları görürken alt parçaları yani alt gövdeleri üst modele patlatabiliyorum. Ne demek istiyorum? Bakın burada biraz daha yakından bakalım buraya ne olduğuna malzeme listesini. Bu yukarıdaki seçenek işaretli değilken gövdeleri bir alt montaj parçasıymış gibi görürken onu işaretlediğim anda gövdelerin hepsini üst montajın bir parçasıymış gibi gösterebiliyor ki bu da aslında ana malzeme listesinde görmek istediğimiz konulardan bir tanesiydi. Şimdi buradan hızlı teknik resim alma konusuna da biraz ilerlemek istiyorum. Şimdi hızlı teknik resim almak ne demek? Şimdi ben bu modelden teknik resim oluşturacağım ama ne istiyorum? Ya üç görünüm otomatik çıksın karşıma ki bu zaten mümkün. Önceden belirlenmiş görünüm diye bir seçeneğimiz var. Bunu kullandığımız zaman SolidWorks size otomatik olarak üç görünüm artı yukarıda da izometrik görünümü getiriyor. 2022 ile beraber bunun içerisine sadece metal desteği de geldi. Yani bu komutu kullanmayanlar hem bir yerini öğrensinler, biraz önce yukarıdan ekledik. Hem de sadece metal için kullananlar için bir güzellik. Artık burada sadece metaller için açılım görüntüsünü de koyabileceğimiz bir yenilik geldi. Çünkü eskiden sadece üst yani geleneksel üç görünümü koyabiliyorduk ya da izometriyi görebiliyorduk. Artık buraya sadece görünümü de otomatik koyabiliyoruz. Hemen örneğimiz üzerinden görelim. Teknik resmi açtığım zaman bakın hem üç görünümü var, hem izometrik görünümü var hem de saç görünümünü buradan da düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi buradan veri alışverişi ile ilgili de hemen bir konuya değinmek istiyorum. Veri alışverişinde inşaat sektörüyle çalışanlar bilirler. IFC diye bir format vardır. Bu IFC formatı inşaat sektöründen gelir ve çok yüklü bir formattır. İçerisinde çok fazla detay vardır. Bu detayları SolidWorks'u açtıktan sonra kaldırabiliyorduk ama 2022 ile beraber IFC formatını açarken kategorilerin hepsini görebileceğiniz bir ekran geliyor. Bu ekran üzerinden dilediğiniz kategorileri seçip, dilediğiniz komponentleri içeriye alıp, dilediğiniz komponentleri de iptal edebiliyorsunuz. Bu da bize nasıl bir imkan veriyor? O kalabalık inşaat sektöründen gelen o kalabalık ve ağır formatı daha hızlı bir şekilde performanslı bir manada açmamıza yarıyor. Daha az detaylı açıyorum belki ama sonuçta kendi makinalarımı da içine daha rahat yerleştirebiliyorum ve daha hızlı bir şekilde üzerinden ilerleyebiliyorum. Bunun yanında bir de DXF ile ilgili bir yeniliğimiz var. Model dosyasından yani parça dosyasından DXF alabiliyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi burada da model dosyasına renkli bazı çizimler eklenmiş. Bakın Nemo yazısı sarı yazılmış. Bunun DXF'ini aldığınız zaman eskiden bu renkleri getirmek için işte arka planda bazı ayarlar yapmak gerekiyordu. Artık hiçbir ayarlama yapmadan bu renkleri direkt DXF üzerine getirebiliyoruz. Peki bu benim ne işime yarayacak derseniz, özellikle renkleri algılayıp işlem yapan tezgahlarda bu işinize yarayacaktır. Çünkü bu DXF'de de gördüğünüz gibi sarı çizgilere markalama, kırmızı çizgilere büküm gibi tanımlamalar tezgahlarda tanımlanabiliyor. Ve bu tanımlamaları yaparak da tezgaha direkt parça dosyasından veri aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan biraz da dijitalleşmeye değinmek istiyorum aslında İlker Bey. Dijitalleşmenin bir parçası olarak da bizim sevgili ürünümüz PDM'le gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü müşterilerimizin %50'si şu anda PDM kullanıcısı. Ama unutma, yani bak PDM'e geçmeden önce datanın hazır olması, datanın PDM'e uygun hale getirilmesi, yani özellikle özelliklerinin, yani bir malzeme listesine tıkladığın zaman tıkır tıkır bütün bilgiler geliyor olması lazım. Yani bir montajınızı açın. Malzeme listesini ver düğmesine bastığınız zaman jilet gibi malzeme listesi geliyorsa, her şey böyle işte budur diyorsanız PDM'e uygun çalışan, datalarını da düzgün yapan bir firmasınız demektir. Eğer bunu yapamadığınızı düşünüyorsanız zaten geç kalmayın, hemen PDM'ini alın. Çünkü PDM en azından sizi bu noktada zorlayıcı oluyor. Ama yıllardır SolidWorks kullanıyordunuz. İki kişiydiniz ama şimdi artık beş kişi, altı kişisiniz. Ve artık PDM'e geçeceksiniz, o zaman ciddi bir datanın hazırlanma süreci var. O zaman da malzeme listelerindeki o bilgilerin
düzgün olması lazım. İşte ben o yüzden yenilikler içerisindeki o malzeme listesine gelen yeniliği, kesim listesini. Yani canın istediği zaman kesim listesini bile alt parça gibi listeye dökebilmeyi, bunu belli bir grubun parçası gibi de gösterme olayını çok sevdim. Çünkü bu özellikle PDM ve devamında ERP entegrasyonlarında en çok ihtiyaç duyduğumuz, hatta bunun için özel uygulama geliştirmek zorunda kaldığımız özellik oluyordu. Peki evet. O zaman şimdi 2022 PDM'de ne gelmiş? Şimdi PDM'de kullanıcı bazlı bir yenilik geldi. Şimdi kullanıcının durum bilgisini görüntüleme PDM içerisinde zaten önceden beri vardı. Yani sosyal medya uygulamalarında bildiğiniz gibi hani şu andaki durumunuzu güncelliyorsunuz. PDM içerisinde de bu durum güncelleme vardı. 2022'de hem biraz daha kolay hale geldi. Artık bu durum güncellemesini sağ üstteki avatarınız üzerine tıklayıp direkt orada çıkan menüden yapabiliyorsunuz. Ama bundan da önemlisi buraya yaptığınız durum güncellemesi artık sizin isminizle beraber direkt gözüküyor. Yani diyelim ki sizin üzerinizde checkout edilmiş, kasadan alınmış bir dosya var. Bir çalışma arkadaşınız sizin isminize geldiğinde yukarıda o durum bilgisini de görüyor. Dolayısıyla buraya işte ben şu an şu montajda çalışıyorum gibi veriler verebilirsiniz arkadaşlarınızı bilgilendirmek için. Şimdi PDM arayüzündeki aşağıdaki e-Dynamics görünümü herkesin çok sıklıkla kullandığı bir yer. Bu e-Dynamics görünümü eski sürümlerde biraz basitleştirilmiş bir e-Dynamics'ti. Yeni sürümde artık tam arayüzlü e-Dynamics'i burada görmek mümkün. Yani eskiden olduğu gibi dosyayı ayrıyeten e-Dynamics'i açmanıza gerek yok. Artık full sürüm e-Dynamics burada çalışıyor. Ve İlker Bey sizin de ilginizi çekecek çünkü birçok kişi bunu soruyordu. E-Dynamics'in içerisindeki malzeme listesi özelliği sayesinde bu görüntüde direkt tıklayıp ha bu şu modelmiş, tıklayıp bu modelmiş diye kişiler görebiliyor ki bu da size de gelen, bana da gelen yenilik taleplerinden bir tanesiydi. Şimdi tabii PDM'de bir ufak yeniliğimiz daha var. O da teknik resim açma ile ilgili. Şimdi teknik resim açma dediğimiz zaman bunu SolidWorks'te de yapıyorum diyebilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın, SolidWorks sadece aynı klasörün altında aynı isimli dosyayı teknik resim olarak açabilir. PDM 2022 ile beraber PDM'in içerisinde teknik resim nerede olursa olsun, hangi klasörde olursa olsun, hangi isimle olursa olsun PDM onu yerinden bulup açabiliyor. Eğer birkaç teknik resim varsa da size soruyor ben hangi teknik resmini açayım diye. Dolayısıyla PDM içerisinde artık teknik resim arama derdine de son diyebiliriz. Ya Övünç'üm, vallahi teşekkür ediyoruz. Yalnız buradan bir bilgi vermeden edemeyeceğim. Hemen herkese de söyleyeyim bu vesileyle. Biliyorsunuz tek yaz olarak biz en büyük müşteri kitlesine de sahip bayi olarak sizlerden gelen talepleri SolidWorks'a iletiyoruz. Ve sizlerden bu yönde bize yeniliklerle ilgili bazı talepler geliyor. Ne kadar geliyor? Çok gelmiyor açıkçası. Baktık sizden çok talep gelmiyor. Son iki senedir bu işi aktif olarak yapıyoruz. Yani bölgelerdeki arkadaşlarımız size ziyaret ettiği zaman diyor ki, şimdi size duyuruyorum, bütün dünyada kullanıcılardan yeni versiyonda ne görmek istersiniz diye soruyor SolidWorks. Bugün de başladı bu soru. SolidWorks'un web sitesine gidip sorulan soruları, yani ne istediğinizi oraya bildirebiliyorsunuz. Ama biz bunun için proaktif davrandık ve son iki senedir biz size bunları soruyoruz. Sonra sizden aldığımız bütün bu cevapları, ne istediğinizi sisteme sizin adınıza yüklüyoruz. Hatta yanınıza gidip yanınızdan yüklüyoruz. Ve bu yıllar önce PDM lisansını alırken, yani buradan ismini de söyleyeceğim çünkü hatırası var. Bu yeniliği bizden o zaman Texan jeneratör istemişti. Bize dedikleri, biz bu PDM'in içerisinde projeleri gördüğümüz zaman bir ürünümüzün herhangi bir yerine tıkladığımızda e-Dynamics ekranında o ürünün üstü highlight olsun, rengi değişsin, hangi ürün olduğunu ben rahatlıkla göreyim gibi talepleri oluyordu. Ve biz bu isteklerin hepsini işte iki senedir yaptığımız çalışmayla toparladık. Geçmişten kim ne istiyordu, o ne istiyordu. Ve geçen sene dünyada açıklanan en çok, en popüler istenen 10 yeniliğin arasına Türkiye'den 4 yeniliğin popüler seçenek olarak girmesini sağladık. Çünkü önce siz yenilikleri sisteme iletiyorsunuz, sonra tüm dünyadan kullanıcılar platform üzerinde bunları değerlendirip aynı zamanda da oyluyorlar. Demek ki biz Türkiye'den o kadar güzel taleplerle gitmişiz ki bu ilk ona 4 tane yenilik soktuk. İşte bu yeniliklerden biri de buydu.
ve e-drawings'in içerisinde görüntüleme ile ilgiliydi. Şimdi sizden yine aynı performansı bekliyoruz. Geçen haftalarda bu başladı. Yine bize üşenmeyin. Yeni versiyonda 2023'te neler istediğinizi iletin ve onları da SolidWorks'ün önüne yapılacak işler olarak yayınlayalım. Bu mesajı da buradan vermiş olayım. Şimdi PDM bir firmanın içerisindeki bir dijitalleşmenin aslında ilk geçiş aşamalarından bir tanesi. Ama tabii dijitalleşme sadece ve sadece PDM'le olmuyor. Şimdi Festo'dan Sinan Bey, Festo içerisindeki dijitalleşme nasıl gerçekleşti? Bununla ilgili bize bazı bilgiler verecek. Sinan Bey'e bağlanacağız burada. Merhabalar Sinan Bey, nasılsınız? Böyle güzel bir ortamda olmaktan son derece mutluyum. Güzel bilgiler alıyoruz. Her şey çok iyi. Şu anda da sizlere Manisa'nın Akhisar ilçesinden 25 kilometre uzakta Dereköy'den bağlanıyorum. Galiba dijitalleşmenin en büyük güzelliği burada oldu. Artık nerede olursanız olun, hangi zamanda olursanız olun, ofisiniz orası oluyor. İnternet neredeyse oradan müşterilerinize ve tedarikçilerinize ulaşabiliyorsunuz. Bence dijitalleşmenin de en güzel faydası bu oldu diyebilirim. Sizlere de bir zeytin hasatından şu anda ulaşıyorum. İşçilerimiz ileride zeytin hasatını yapıyor. Ben burada sizlerdeki gelişmeleri dinliyorum. O yönden de mutluyum diyebilirim. O zaman bugünlere Festo içerisinde nasıl gelebildiniz? Çünkü bunları yani bu hale gelebilmek için bazı adımları tamamlamak, bazı kişileri ikna evet. etmek, bazı teknolojileri getirmek lazım. Bugünlere nasıl gelebildiniz? Sizlerden kısaca bize bir anlatmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle kendimi Sinan Cem Güney Ürün Pazarlama Müdürü ve yaklaşık olarak da 20 senedir Festo ailesinin bir ferdiyim. Tabii dijitalleşme bizim için çok önemliydi. Çünkü dijitalleşmenin amacı aslında dijitalleşme bir amaç değil. Dijitalleşme bir araçtı. Amacımız üretimi ve prosesleri nasıl verimli hale getirebiliriz? Bununla ilgili güzel çalışmalarımız vardı. 5-6 sene önce Schönhausen Almanya'da Endüstri 4.0'ı destekleyen fabrikamızı da açmıştık. Ve Almanya'daki 3 fabrikadan biriydi. Oradan da kısaca bahsedeceğim. Ama tabii ki dijitalleşmeyi bu içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları hızlandırdı diyebiliriz. Biz nasıl daha verimli çalışabiliriz? Zamanımızı nasıl verimli kullanabiliriz? Dediğimizde burada bazı çözümlerimiz var. Öncelikle mesela mühendislik çözümlerimizle biz verimliliği arttırdık. Dediğim gibi nerede olduğumuzun önemi yok. Her yerden bilgiye ulaşmak, onları analiz etmek çok çok önemli. Mesela bizim Festo'nun internet sayfasına girdiğinizde hangi online tool'ları kullanmam gerektiği konusunda güzel bir sayfa açılıyor karşınıza. Burada bir ürünü analiz etmekten tutun da o ürünün tasarımına ve fiyatlandırmasına kadar, stok durumuna kadar birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Örneğin HGO dediğimiz güzel bir tool'umuz var. Önceden bir tasarım yaparken bizim bir günümüz alırdı. Yani işin uzmanları çalışırdı, mühendisler ürünleri seçerdi, sonra seçtikleri ürüne göre dizayncılar onların montajını yapardı. Şimdi çok basit bilgilerle kaç kilogramlık bir yükü, ne kadar bir sürede hangi koordinatları götürmek istiyorsunuz? Bu değerleri sadece birkaç datayla yazdığınızda sistem size en iyi ürünü, o ürünün harcayacağı enerjiyi, karbon ayak izini her konuda bilgi verdikten sonra da size direkt tasarımını veriyor ve 3 boyutlu olarak siz o tasarımınızı makinenize yerleştirebiliyorsunuz. Yani bir günde yapılacak işi birkaç dakikaya kadar indirebildik. Bu da bize yeterince zaman yaratmaya imkan verdi. Hatta kendi açımdan söylersem bahçede hasat yapmak için yeterli zamanı bulabiliyorum. Ve bunları da işlerinden ödün vererek değil, işlerimi yaparak ulaşabiliyorum bu güzel zamana. Bununla birlikte dashboard çözümleri özellikle enerji yönetiminde enerji izlemek anlamında bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Bir pneumatik açısından düşünürsek işletmemizin harcadığı enerjiden, performans kıyaslamasından yani sadece izlemek önemli değil. Ürünlerin performans değerlerini oradan analiz edebiliyoruz.
ürünlerde kaçak başladıysa onların kestirimci bakım anlamında bizlere datalar veriyor. Birazdan yine anlatacağım, çok kısa da olsa. Akıllı bir yapay zeka sayesinde mesela ürün arızalanmadan performansına bakarak o ürünün size ne zaman sıkıntı yaratacağı konusunda bilgi veriyor ve siz de ona göre bir kendinize yol haritası çizebiliyorsunuz. Ve bakım, tabii ki bakımlar olmazsa olmaz ama artık bakımların şekilleri değişti. Biz bakım için önceden arızalanan bir ürünün değişimi olarak algılarken şimdi kestirimci bakımlar işin içerisine geliyor. Dediğimiz gibi performansa dayalı analizler yaparak yapay zekada daha arızanın meydana gelmeden, kritik zamanlarda bize sıkıntı yaratmadan orada çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Tüm bunları toparlayıp dijital bir platformda analiz edip onu aksiyona döktüğümüzde de işte Endüstri 4.0'ın temellerini oluşturmuş olacağız. Şimdi Sennhausen fabrikamızı dedik. Sennhausen fabrikamızda daha önceden Festo'nun şöyle bir anlayışı vardı. İşte birbirine yakın fonksiyonlarda farklı ürünler için farklı üretim hatları oluşturuldu. Tabii bu üretim hatlarının performansları aynı olmuyordu. Belki hat yatırımları aynı oluyordu ama bazıları %90 performansla çalışırken bazıları sağdan gelen talepler doğrultusunda %70, %40 gibi taleplerle çalışırdı. Fakat hat yatırımları hem hacim olarak çok büyük yer tutardı hem de maliyet anlamında çok büyük yer tutardı. Şimdi Sennhausen fabrikamızda bizim şöyle bir anlayışa gittik. Dedik ki mesela şu anda fotoğrafları gördüğünüz hat bir varf üretimi. Bu burada VOVG varf üretiliyor ve bir önceki seriye göre daha iyi performanslı olmasına rağmen %32 daha düşük maliyette üretebiliyoruz ve bunu da direkt müşteriye yansıtıyoruz. Buradaki anlayışın amacı şu. Ben bir tane hat kurayım. Bu hat farklı fonksiyonlar için hizmet edebilsin. Bizim fuara gelen müşterilerimizde görürler. Mesela bir tane valf ürettik, 52 farklı fonksiyonda çalışabiliyor. Burada da bu hat 490'dan fazla ürünü çıkartabiliyor. 5'e 2 tek bobine mi ihtiyacımız var? 9 hücreden meydana gelen bu valfin belki 3 hücresi çalışıyor. 5'e 2 tek bobin kullanılıyor, üretiliyor. Eğer çift bobinli bir valfe ihtiyacım varsa birkaç hücre daha eklenerek direkt çift bobinli valfi üretebiliyor. Yani tek bir hattan farklı ürünler çıkabiliyor. Çünkü Endüstri 4.0'ın temel niteliklerinden biri de esneklik. Yani artık ben bir ürün alayım, bir hat alayım, sadece bir iş yapsın olayı değil, birden çok ihtiyaca cevap versin. Burada mesela sadece biz bilgi almıyoruz, bilgi de gönderiyoruz. Özellikle SAP ile uyumlu 61 ülkenin stok durumuna bakıyor. Eğer stokta bir ürün azalmışsa ona göre kendisi otomatik olarak üretim planını değiştirebiliyor. Yani burada bir yapay zeka var ve diyor ki örneğin Türkiye'de 5'e 2 çift bobinli valfe çok fazla talep var. O zaman ben biraz daha oraya doğru yöneleyim şeklinde bir yöneliş yapıyor. Ben zamanımız kısıtlı. Burada otomasyon yapısını çok kısaca anlatayım. Bizde akıllı yapay zekalar ve bakım programları sayesinde biz aslında şunu istiyoruz. Müşterinin stoğuyla kendi stoğumuzu ve hatta üretimimizi birleştirelim. Yani müşterimiz bir üretim hattında mesela bir ürün arızalanacaksa onun ne zaman ömrünün dolacağını, stokta var mı, stokta yoksa Festo Türkiye'nin stoğunda var mı, o da yoksa Almanya'daki üretim süreçlerini dahil ederek ben bunu nasıl temin edebilirim şeklinde bir yapıya gidiyoruz. Şu anki bizim IoT servislerimizdeki amacımız da bu. Kendi stoğumuzla müşterimizin stoğunu bir tutarak en uygun zamanda müşterimize çözüm bulabilmek. Birçok çözümümüz var. Dediğimiz gibi umarım ilerleyen zamanlarda size daha geniş olarak anlatabilirim bunları. Fakat kısaca amacımızı tekrar özetlemek isterim. Dijitalleşmeyle birlikte
biz müşterilerimizde ve üretim hatlarımızda verimliliği arttırmayı hedefliyoruz diyerek ben bu imkanı tanıdığınız için sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Ben kısa oldu, hızlı anlattım. Kusura bakmayın. Dediğim yok, gibi gayet çok konu var ama genel bir profil çizmek istedim. Gayet güzel oldu, dinamik oldu. Dijitalleşmeyle beraber zaten işlerimiz de arttı. O yüzden böyle hızlı aynen tüketmeye alıştık diye düşünüyoruz. Çok teşekkür kesinlikle ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sağ olun diyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri de her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.